Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız Allah çok şükür bizler de iyiyiz. Hacer'in köy hayatı kanalına hoş geldiniz canlarım. Bugün de akşama menümüzde pirinç pilavı üstü etimiz var. İşçilerim birazdan gelir arkadaşlar. Onlara yemek hazırlayalım. Sizler ne yaptınız? Neler pişirdiniz? Neler yediniz? Sıcaklığı da geç, yemek hiç gitmiyor. Yine de pişmek zorunda. Bugün de böyle yapayım dedim arkadaşlar. Ramazan gir oraya giderken azıcık buradan götürüyorlar. Gelin dedi eve kucun düşüyorlar, atıyorlar. Onlar gelmeden yemeklerini hazır ediyorum ben de. Yasir. Gittin sen, gittin. Orada mısın? İçmek gitmiyor, sıcak. Çay bile gitmiyor arkadaşlar, sıcak. Suyumu da ayarlayayım. Pilavım bitsin. Etim de pişti. Salata yapacağım yanına. Yoğurt koyarız. Pekmez koyarız. Salatası olur. Biter. Açalım. Kapandı mı? Galiba açılmıyor. Kapıyı açınca altına ceylan yapıyor arkadaşlar. Hava boşa gidiyor. Salatamın yemeği yapayım, hazır olsun. Gelince zaten hemen duşlarını alıyorlar, yemeğe geçiyorlar. Buradan da arkadaşlar, abonemin birisi kesinlikle ve kesinlikle yanlış anlamış. Biz akşam davetiyelere isim yazarken bizim gelin yorum yapıyordu. Bir
Fahriye üstünde ablamıza yanlış cevap vermiş. Buradan da Fahriye ablamdan özür dilerim. Gerçekten öyle olmasını istemezdim. Ben de sabahın Ramazan telefon açınca fark ettim arkadaşlar. Yorumu zaten biliyorsunuz, bu aralar pek giremiyorum. Zaten dün Aksaray'a alışverişe gittik. Bugün de Aksaray'dan misafirlerim vardı. Onu da annem güle gidiyorum geliyorum. Temizliydi, buydu, şuydu derken bayağı bir zamandır yorumlara cevap bilemiyorum. Gerçekten özür dilerim Fahriye üstünde abla. Ben seni kırmak kesinlikle istemiyorum. Zaten beni baştan beri destekleyen ablamsın. Seçil ablam, Fahriye abla. Öyle baştan beri destekleyen çok izleyicilerim var arkadaşlar. Gerçekten hiç kimseyi kırmam, kırmak da istemem. Ama o yorumu yapan gerçekten ben değildim abla. Özür dilerim. Tekrar özür dilerim. Bir diğer öyle bir hata olmayacak. Söz veriyorum size. Seçil ablam da kırılmış. Ondan da özür dilerim. Gerçekten Seçil abla, ben öyle bir şey yapmayacağımı sen gerçekten biliyorsun. Hani biz özelden de konuşuyor, Instagram'dan da konuşuyor. Ama ben öyle yapacak bir insan değilim. Ben hiç kimsenin kalbini kolay kolay kırmam arkadaşlar. Ben kendim kırılırım. Karşımdakinin kalbini kırmak istemem. Hani bunu beni tanıyanlar biliyor zaten. Hani ben her yere konuşmayı, herkesin yüzüne atılmayı bilmeyi bilen bir insan değilim ben. Ben 20 senedir evliyim ve 20 senedir suskunluğumla yürüdü. Gerçekten çok çok özür dilerim Fahriye üstünde abla. Seçil abla, sen de biliyorum haksızlığa tahammül edemiyorsun ama gerçekten bak sabahtan beri ben sana yazıyorum. Fahriye ablayla da konuştuk. Özür diledim. Böyle bir diye bir şey olmayacak kesinlikle. Senden de özür dilerim Seçil abla. Biliyorum ben seni çok severim. Sen de beni seven. Ama ben seni hiçbir zaman kırmadım. Kırmak da istemem. Büyümüşsünüz. Ben büyüme zaten karşılık bilmem. Karşılık bilmeyi de sevmem. Gerçekten çok çok özür dilerim. Bu bir seferlik oldu, bir diye olmayacak. Emin olun, olabilirsiniz. Yani ben hiç kimseye kırmak, dökmek, kendimden soğutmak gibi bir amacım yok. Zaten benim edim ne, budum neydi, kendim ne olacağım. Yani ben 20 seneden sonra bu eve kavuştum. Sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Böyle bir hayatım olduğu için de kesinlikle ve kesinlikle ne burnum büyür, ne azarım, ne coşarım. Ramazan'ın dediği gibi kıyafetimiz değişebilir ama karakterimiz her zaman aynı kalacak. Gerçekten. Yani ben hiç kimseyi kırmadım, kırmam da abla. İkinizden de özür dilerim. Abonelikten de çıktıysanız Allah razı olsun. Hakkım varsa helal olsun. Hakkınız var, helal olsun. Gerçekten hiç kimseyi üzmek gibi bir amacım yoktu. Ben şimdi ya da hiç kimsenin yüzüne, yani kötü yorum aldıklarım çok oldu ama hiç öyle bir yorum yapmadım. Yaptıklarımı da zaten hepiniz görüyorsunuz. Tek tek okuyorsunuz. İzleyenlerim de var. Tek tek yorumlarımı okuyanlarım da var. Biliyorsunuz benim şu 3-4 gündür zaten nişan alışı, verişi, dirkene yorumlara dikkat çekmedim. Baktım ama bu dün akşam o kadar yoğunduk ki yorumlara gerçekten hiç bakmadım. Onu da öyle bir hata yapmış. Onun adına da özür dilerim. Gerçekten tekrar özür dilerim sizin ikinizden de. Fahriye üstünde ablamdan, Seçil ablamdan. Kimi kırdıysam herkesten özür dilerim. Hata bende. Ben çocukluk yaptım arkadaşlar. Yapmamam gerekiyordu. Oldu.
Salatamı da yiyeyim arkadaşlar. Şimdi gelirler işçilerimiz. Gerçekten zaraftan böyle moralim o kadar bozuk ki hiçbir şey kafama girmiyor. Salatamı da yapayım arkadaşlar. Çocuğa birazdan gelir. Yemeklerim pişti arkadaşlar. Pilavım biraz daha pişsin. Altını kapatayım. Ramazan gecesiyle nadir dinlenir. Onlar gelen nadir ben de salatamı yapayım. Domates salatasını yemeklerin yanında Ramazan sever. Annemin bahçesinin mahsulü arkadaşlar. Annemin biberleri büyüdü. Domatesleri daha kızarmadı da. Artık domatese biberi para vermezik. Oradan kurtulduk biraz.
Yarın da nişanımız var arkadaşlar. Yarın da nişan törenimiz var. Allah nasip ederse inşallah. Seneye de düğünler olacak. Bu salatayı rahmetli Ayşe abim çok iyiydi arkadaşlar. Yufka ekmeğinin içine nasıl dürünürdü. İki domates, bir domates doğrardı, bir de kolu soğan çitirdi. Nasıl tatlı olurdu. Bu da bahçe domatesi, soğanı. Annemin. Bunun da pul biberini Ramazan gelince atarım arkadaşlar. O zamana kadar sasımız hazır olmuş olur. Pilavımı da görüyorsunuz canlar. Pişti. Biraz sonra 2 dakika daha dursun. Altını kapatayım. Ondan sonra dinlenmeye alınsın. Tane tane olur. Zaten tane tane de olmuş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tekrardan göstereyim. Tane tane pirinç pilavı. Etimin de ağzını açayım. Havasını aldı herhalde arkadaşlar. Bunu koca poğaçama dökerim canlarım. Ondan sonra pilavın üstüne de kırmızı eti dökerim. Pişmiş herhalde burada. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada pişmiş. Mis gibi olmuş.
Neyse arkadaşlar, bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Güzel Rabbime emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı akşamlar.